Selam arkadaşlar. Bugün sizlere bir dolandırıcılık olayından bahsedeceğim. Tabii ki yapın olarak değil de dikkatli olun olarak bahsedeceğiz. Bugün daha sabah başıma geldi. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu sıralar zaten aklımda hani bazı dikkat etmeniz gereken şeyler var. Onlarla ilgili video yapacaktım. Bir APK yükleme konusunda işte sahte APK'lar vesaire. Bir de şimdi bu bilgisayarlara gelen virüsler oluyor ya işte yok hesabım çalındı vesaire. O bana çok oluyor zaten hani gönderiyorlar. Mesela adam yazıyor. İşte Canon firmasından yazıyoruz. Şimdi Canon'a uyduruyorum da böyle de yapıyorlar gerçekten. GBR, Canon, Apple vesaire. Sizin işte bir dakika, 10 dakika, 20 dakika neyse reklam yapacağız. İşte 10 bin dolar, 5 bin dolar böyle çok farazi paralar. Yani benim çapımda bir kanala öyle bir para vermezler zaten. Hani verdiler diyelim o şekilde bir mail atmazlar yani. Hani bir manyak verecekse o şekilde bir mail atmaz. Hani yersen de işte sana dosya gönderiyor. Windows'ta açarsan patlıyorsun vesaire. Mac'te falan çok uğraşmıyorlar. Genellikle Windows'a hedef alıyorlar. Ama bu sefer başıma gelen olay biraz daha herkesin düşebileceği tarzdan olay. Çünkü bir yemliyorlar adamı. Hani birazdan konuşacağız. O yüzden dedim en azından bunun videosunu yapayım. Beni izleyenler düşmesin. Geriye kalan artık ne yaparsa yapar. Bir şey diyemeyiz. Herkes de biz koruyamayız yani. Şimdi arkadaşlar ben direkt mevzuyu size telefonumdan anlatayım. Çünkü olaylar telefon üzerinden gelişti. Oradan daha net anlayacaksınız. Şimdi telefon ekranına bir geçelim. Şimdi arkadaşlar WhatsApp konuşması burada. Zaten her şeyi göstereceğim size. Şöyle bir numaradan Sabah tabii ki numara kayıtlı değildi. Artı 852. Bunu özellikle mi seçiyorlar bilmiyorum. Çünkü ben internette biraz araştırdım bununla yazıştıktan sonra. Yani yazışmanın başına daha doğrusu. Bu ülke numaralarını farklı farklı herkesle gördüm. Şimdi buradan yazlar bana ismi nereden biliyorsunuz demeyin. Ben bunu kaydet dediğimde otomatik geldi. Bu muhtemelen sallama isimlerdir. Onu bilemiyorum. Şimdi bana yazdılar. Ben de dedim ki sizi tanımıyorum. Genellikle bana böyle numaralardan yani yazanlar oluyor. Neden derseniz şimdi ürün filan inceliyoruz ya ürünü incelerken bazıları telefon numarasını da istiyor. Çünkü güvenemiyorlar pek mail'e vesaire. Telefonunu veriyorsun işte telefondan yazıyor. Şuna şuna dikkat edelim. Şöyle şöyle bir şey yapabiliriz vesaire gibisinden böyle ürünlerini anlatıyorlar. Neyse ben de öyle bir şey zannettim bunu. Ama böyle şey yazmış. Just Watch diye bir tane site varmış vesaire. İşte onunla ilgili görev yapıyormuşsun. Fragman izliyormuşsun vesaire. Bir de Türkçe yazıyor. Genelde bana İngilizce yazarlar. Türkçe yazınca da zaten bir şaşırdım. Böyle yazıyor işte sana 10 lira, 30 lira, 50 lira böyle ne bileyim başka internette de 10 lira falan diye gördüm de o yüzden söylüyorum. Genellikle ama en çok gördüğüm bu 50 lira. Bu 50 TL'yi herkes aşağı yukarı gönderiyorlarmış arkadaşlar. Ben baktım ama ben kendim almadım şu yüzden almadım. Bazı arkadaşlar diyebilir ki abi dolandırıcıyı dolandırsaydın en azından 50 lirayı alsaydın diyebilir. O da şu yüzden hani hesabımda onlardan gelen bir para görünmesin hani nasıl bir para aklamalarım var neleri var bilmediğim için hiç girişmedim. Şimdi böyle yazıyorlar arkadaşlar. Size güven açısından da böyle şey gönderiyorlar sonradan. Şöyle göstereyim. Bakın böyle dekont, ekran resmi vesaire böyle şeyler paylaşıyorlar. Buradaki isimler muhtemelen gerçek kişi isimleri. Bana diyor ki 3 tane film gönderdim sana bir tanesini seç. Ben de burada şeyi seçmiştim sanırım. Bu Venom'u seçmiştim. Tamam diyor, işlemi tamamladın. Telegram'dan işte bize yaz. Sana bir de kod verdim diyor. Bakın şu kodu. Sen diyor şu telegram'a gir diyor, oradan yaz bunu. Ben sana direkt diyor, 50 lira göndereceğim. Ben internete baktım, göndermiş. Ama sonrasında adamlar şey yazmış. Ya biz bunlara işte şu kadar para ödedik, işte geri alamadık vesaire. Ben de dedim ki, hatta şuralarda bir yerdeydi. Ha, bir arkadaşım dedim, sisteminize para alıyormuş. Hani daha fazla kazanıyormuş, size para ödüyormuş vesaire. Onlar tabii ki bunu pek sallamadılar. Bir de ne kadar inatçılar. Zaten siz bunları okuyun diye böyle geçiyorum. Bakın ben artık zamanım yok cevap veremedim. Sürekli maaşınızı alın maaşınızı alın o 50 lira maaşmış. İşte o 50 lira sonra artıyor tabii ki sen izledikçe onların söylediğine göre artıyor. Hatta bakın şu an çevrim içi Bakın böyle böyle maaşınız iptal edecek vesaire bunlar hikaye. Sizi sisteme sokmaya çalışıyor yani. Şikayet var da zaten bir sürü var. Ekran görüntüsü alsam şikayet var'dan telif gelmez herhalde bilemiyorum. Gelebilir yani hiç huyları belli olmuyor. Bu şekilde arkadaşlar sizi bir zarflıyorlar. Bakın rehberlik edeceğim. Hala orada mısın vesaire. Yani birine para vermek için bu kadar ısrarcı olduğunu görmedim. Ben ilk başta şey zannettim zaten. Dedim herhalde işte YouTube kanalı için. Hatta sordum şuralarda bir yere bakın. YouTube kanalımla ilgili reklam mı yapmak istiyorsunuz? Sadece benim mi izlememi istiyorsunuz diye sordum. Çünkü genelde böyle yazıyorlar. İşte YouTube kanalınıza işte şöyle bir şey yayınlatmak istiyoruz vesaire. Ben onları kabul etmiyorum. Çünkü genellikle illegal içerikler falan oluyor. Bahistir vesairedir falan. Onları kabul etmiyorum. Ben dedim acaba öyle bir şey mi bu? Çünkü ben bu olayı bilmiyordum yani. Bu siteyi daha önce görmüştüm ama bu olayı bilmiyordum. Bir de yaşımı sordu. Bir de ne dedi burada? Ha, niteliklisiniz falan. Nereden anladıysa yaşımdan niteliğimi. Ben bir de pek yaşımı söylemem. Eski mahalleden kalma böyle bir cevap alırım diye. Pek yaş söylemiyorum. Bu da böyle yapınca dedim ya bu ne saçmalığı acaba niteliklisiniz falan diye. Sonra biraz internette araştırdım. Baktım birçok kişi de para vermiş. Bir tanesi 280 bin lira verdim diyor. Neye göre vermiş, niye vermiş anlamadım. O yüzden zaten ben burada sordum. Hani sana para ödüyormuş sonra geri daha fazla alıyormuş gibisinden. Hiç beni sallamadı. Bakın zaten diyor ki ona mesaj atıp kodu gönderdim. Hala bana şeyi söylüyor. O kodu vesaire söylüyor. Bu numaraları nasıl ayarlıyorlardır? O ülkelerden mi yapıyorlardır? Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok farklı farklı ülkelerden bunu yapmışlar. Bakın farklı farklı ekran görüntüleri var. Hani o 50 lirayı yatırdık gerçekten. Başkalarına daha çok para göndermişler vesaire. Ufaktan yemliyorlar benim anladığım kadarıyla. Buradaki isimler muhtemelen gerçek. Ama adamlar bunları her yerde yayınladığına göre bizim de burada yayınlamamız bir sıkıntı olmayacaktır. En azından onlar da kendileri dikkat etsinler. Ha size de böyle bir şey gelebilir. Şöyle ufaktan yavaş yavaş bunu kaydırayım. Hani konuşmamızı böyle görün. Bunu böyle hani YouTube'u yavaş yavaş durdura durdura okuyabilirsiniz. O yüzden bu şekilde şöyle göstereyim size. O ilk baştan bir 50, 100, 200 neyse onları vermeleri zaten hani dediğim gibi oltalama olayı. Şu da var bazı arkadaşlar diyebilir ki ya abi biz o paraları alırız para da yatırmayız. Tamam yapabilirsin. O adam da zaten bu riski göze alıyor. O da diyor ki atıyorum ben 100 kişiden bu parayı geri alamasam hani 100 kişiye para yatırsam geride dönüş olmasa ama 100 bin kişiden de oluyor diyor. Çünkü sistemler böyle biliyorsunuz. Özellikle Türkiye'de de daha çok para için insanlarda biraz ne diyeyim haklı mı diyeyim mecbur mu diyeyim istedikleri hayatı yaşayamıyorlar. Yaşayamadıkça işte böyle şeylere saldırıyorlar ne bileyim farklı farklı dolandırıcılıklar işte bu hayal kurmaktan filan çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bir oltalama yapıyorlar. Riske girersiniz parayı alırım hesabımı veririm vesaire dersiniz o 50 lira 100 lira belki size 1000 lira 2000 lira neyse gelebilir. Ama sonra şundan da başınız belaya girebilir hesabınızı kullandırmış olursunuz. İkincisi biraz cihazı besine kanıp siz para gönderebilirsiniz. Dediğim gibi şikayet var falan kendiniz de girip bakabilirsiniz. Ben şikayet var çok gördüğüm için orayı söylüyorum. Belki başka yerlerde de çıkmıştır da ben çok öyle sosyal medya takip eden bir adam değilim. Bakmayın video falan çekiyorum ama Instagram'a haftada bir bir kere girersem girerim. Onda da 50-55 kişi falan takip ediyorum herhalde. Çoğu da şey yani böyle teknoloji kanalı falan öyle yeni çıkan şeylere falan bakıyorum. Onun dışında bir ilgimi olmadığından çok da görmüyor olabilirim. Velhasılı böyle bir muhabbet geçti aramızda. Sonra araştırdım ettim. Baktım ki güvenilir bir şey değil. Hani çok normal bir şey değil. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bir de bizde şöyle de bir durum var. Adama dolandırıcı diyorsun. Dolandırıcı ceza almıyor. Sen alıyorsun vesaire. Ben dolandırıcı demiyorum o yüzden. Ama dikkatli olması gerektiğini düşündüğümü söylüyorum. Çünkü bana çok mantıklı gelmiyor. Dediğim gibi dolandırıcı dersen sen ceza alıyorsun. Mesela adam sahte diplomayla çalışıyor. Adam ceza almıyor. Adam devleti dolandırıyor, ceza almıyor. Başka birisi bir şey söylüyor, ceza alıyor falan. O yüzden bizim Türkiye'de böyle şeylere çok girmemek lazım. Ben en azından size dikkatli olun diye söyleyeyim. Adamlara bir şey demeyin. Şimdi adamlar bizim ülkemizde değerli insanlar. O yüzden onlara bir şey demeyelim. Siz kendi öneminizi alın, böyle şeylere kanmayın. Sahte APK'larla ilgili vesaire de video yapacağım. O da önemli çünkü cihazlarınızı bayağı bir zora sokuyor. Bir diğer olay şu, geçen o da başıma geldi. İşte nasıl diyeyim size? böyle bir pdf göndermiş. O pdf'te işte sizi korkutmaya çalışıyor diyeyim. Korkutmaya çalışırken de bazı bilgilerinizi almış. Mesela işte benim numaramın son iki hanesini mi ne alabilmiş? Nereden buldu bilmiyorum. İnternette vardır muhtemelen. Son iki hanesi. Ondan sonra ben dedim hani bu işte para var mı? Gerçekten dönüş oluyor mu falan dedim. Sen bana inanmıyorsun ama dedi ilk iki hanesini de yollayacağım falan. 05 yazmış ya zaten 05 hepsinde var yani falan. Ondan sonra dedim ki ya bu inandırmaz biraz daha bilgi ver falan. Ondan sonra beni sallamadı. O tarz şeylerle de konuşacağız ama öncelikle bu biraz daha önemli diye. Çünkü telefondan yazıyorlar. Biraz da hani işi ne diyeyim? kotarmışlar mı diyeyim? Ne diyeyim? Çünkü bayağı bir kişiyi kandırdıklarına göre biraz ehil olmuşlar. O yüzden dikkatli olmak lazım. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili tecrübeniz varsa da aşağıya yazın. Yani diğer arkadaşlar faydalansın. Ben girmedim ama girip de hani mağdur olmuş insanlar olabilir. Bilemiyorum. Ben dediğim gibi çok yüzeysel olaya hakimim. Gerisi sizde. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşürüz. पॉस्टिकल